olacak. Aa, ne güzel. Nörobilim uzmanı Deniz Egece konuğumuz. Buyursunlar efendim. Evet efendim, Antalya'ya bağlandık. Deniz hocamız şu anda bizlerle Skype'tan bağlanıyor. Sizlere çok özel sorularımız var efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkürler. Ses geldi gitti. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Uzakta olduğumuz için ses biraz geç gidiyor, geliyor. Aynen. O yüzden Aynur, teşekkür ederim. Aynur Hanım da orada. Evet merhaba. Aynur Hanım da konuğumuz. Merhabalar Aynur Hanım. Merhaba. Merhabalar. Hocam daha önce kitaplarınız 7 farklı yabancı dile çevrildi. Öncelikle tebrik ediyoruz bu başarınızdan dolayı. Tebrikler. Şimdi yeni bir kitabınız çıktı. Bu kitabın içeriği nedir ve ne tür faydalar amaçlamaktadır bize? Evet, son çıkan kitabım Hareketle Zayıflama adlı bir kitap. Özellikle bütün dünya genelinde şöyle bir yanlış algılama söz konusu. Beslenmenin kilo aldırdığını ya da beslenmenin kilo verdirdiğine inanılan bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Bu yanlış inanılan bir inanç. Kişi buna inandığı sürece her zaman kilolarıyla problem yaşıyor. Dolayısıyla benim bir önceki kitabım beslenme kitabı ama hiçbir şekilde ne tür beslenme önerileri içerisinde bahsetmiyor. Tam tersine bilgilerle beslenme, duygusal beslenme, hareketle beslenme, eylemle beslenme gibi. Yani sosyal beslenme, içsel, bütünsel yani ruhsal beslenmeyi de içeriye alıyor. Çünkü insan hem soyut hem somut bir yapıdan oluşuyor. Ve gıdalar bizi beslemiyor. Aynı zamanda ruhsal kısımlarımızda zihinsel bilinç kısmımız beslenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hareket kitabında aslında hareketin yani egzersizin, hareketli olmanın ve hareketsizlik durumlarının almış olduğumuz gıdalara ne tür bedenimizde etki ürettiğini anlatan bir kitap. Şimdi demin bahsettiğim gibi bütün dünya beslenmenin kilo aldırdığını ve verdiğine inanıyor. Ki hiçbir gıdanın etkisi ve gücü kısa süreli var ama uzun süreli etki ve gücü yok. Kişinin gıdalar hakkındaki fikirleri ve iletişimine ve onlarla olan ilişkisine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu yazdığım kitap şunu vermeye çalışıyor. Bilinç altında kişinin hareketsizliğin kilo aldırdığını ve hareketin kilo verdirdiğine ikna olmasını sağlıyor bu kitap. Dolayısıyla düşünün, enerji alıyoruz. Aldığımız enerjiyi eğer biz yakmıyorsak, tüketmiyorsak, aktarmıyorsak vücutta yağ dönüşüyor. Ama aldığımız aynı enerjiyi eğer biz yakıyor, tüketiyorsak bu sefer tükettiğimize dönüşüyor ya da egzersiz yapıyorsak kaslarımıza dönüşüyor. Yani kısacası beslenmek, enerji almak fikrinde kilo yapar ya da kilo verdirir fikrinden kurtulup beslenmek enerji alır. Hareketse bu hareketlilik hayatımızdaki bolluk ve berekete ya da hareket ettiğimiz bu uzuvlarımızın kaslarının gelişmesine sebebiyet vermesi. Hareketsizlik de aldığımız enerjiyi tüketemeyerek vücudumuzda şişmanlık olan aşılamaya çalışan ve bilinçaltını etkileyen bir kitap. Harika. Hocam, Türkiye sizi genel olarak başta kalıcı kilo verdirme yöntemlerinizle tanıyor. Bize bu uygulamalardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi baktığınız zaman birçok dünyada, sadece ben kıyaslamıyorum, bütün araştırmalarım 20 seneden beri dünya genelinde. Baktığımız zaman çoğunlukla bir başka maddenin, nesnenin ya da bir ameliyatın ya da bir ilacın veya bir gıdanın kişiyi zayıflatacağı üzerine anlatılan programlar ya da bir uzmanın kişiye önerileri, şunu ye bunu yeme gibi fikirleriyle zayıflamaları sunuluyor. Bunları uygulayan kişiler başarılı olsa da bu uygulamayı bıraktıktan sonra tekrar aynı kiloları geri alıyorlar. Bunun sebebi bilinç altlarındaki inandıkları hareket, beden, hareketsizlik gibi kiloya sebep olacak etkenler hakkındaki fikirlerini değiştirmemiş olmaları. Bizim tutumuzda uyguladığım bunu anlatmaya çalıştım ki Bakü'de ofisim var, Frankfurt'ta ofisim var, New York'ta ofisimi kuruyorum. Yani bu alanda tüm dünyada bu metodun yayılmasını sağlamaya çalışıyorum. Bilinçaltı eğitimi, yani herhangi bir okul eğitimi gibi değil de kişinin balık tutmasını öğrenmesi ve kendi bilinçaltındaki sahip olduğu çocukluğundan itibaren olan inançlarını nasıl değiştireceğini öğrenmesi. Dolayısıyla kalıcılığı buradan sağlıyoruz. Yani kalıcı verme dünyada pek yok.
bilinçaltının değişmesi gerekir. Bilinçaltı değişirse kalıcılığı sağlayabiliriz. Bilinçaltını değiştirebilmek için de kişinin kendi kendine düşünce molası dediğimiz, otohipnoz dediğimiz, içsel tefekkür dediğimiz, içsel konuşmalarıyla kişi kendi bilinçaltını bir gözlemci olarak etkileyerek değiştirebilme yetisini kazanması. Biz bu eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla bu paketin içerisinde, yani vermiş olduğumuz bu kişi bilinçlenmesiyle artık balık tutmayı öğrendiği için ve kilo faktörünü tanıdığı için ve bedeninle seviştiği, tanıştığı, bedeninin farkındalığını kazandığı için aldığı enerji ve tükettiği enerjinin dengesini öğrenmeye başlıyor bu eğitimin içerisinde. Ve dolayısıyla bu kişi bu bilgilere sahip olduğu zaman sanki araba almış gibi oluyor. Kişi kendi bedeniyle olan ilişkisini ve aldığı ve yaktığı enerji hakkında. Dolayısıyla ehliyet ömür boyu araba kullanabiliyorsa bu bilgilerle eğitim geçen kişi de bir tür kendisinin kilo yönetimini, zihni artık bedeni etmeye, yaklaşımlarını değiştirmeye öğrenmiş, enerji alım ve tüketimlerini dengelemiş oluyor. Dolayısıyla kalıcı kilo da buradan geliyor. Peki kalıcı kilo vermek ne demek hocam ve kalıcı kilo vermek mümkün müdür? Ve en çok cevabını merak ettiğim sorulardan birisi bu. Böyle bir şey mümkün mü hocam? Mümkün. İnsan tabii ki canlıdır. Canlıdır. Canlı olduğu için Mehmet Bey her zaman kilo alma riskiyle karşı karşıyadır. Ya da evet, tam tersine kilo kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Hem alabilir hem kaybeder. Çünkü canlıyız. Evet. Yani yapı sabit değil. İnsan her zaman hastalanabilir, her zaman da iyileşebilir. Yani masa değil, sandalye değil. O yüzden kilo alma bir süreçtir. Yani zaman isteyen bir kavramdır. Kişinin psikolojik sebepler olabilir, herhangi bir sebep, aksiyon olabilir. Belirli bir yaşam kitlesinin kimlik değişimi olabilir. Hamilelik dönemleri, anne olma dönemleri, yaşlanma dönemleri gibi. Bu esnada hareketsizlik miktarını arttırabilir. Hareket enerji alım miktarını arttırabilir. Hareketsizliği arttırabilir. Dolayısıyla ortaya kilo çıkabilir. Yani ama kişi eğer beynini tanıyorsa, zihnini tanıyorsa, beden hakkındaki farkındalığı kazanmışsa, efendime söyleyeyim aldığı enerji ve tükettiği enerji hakkındaki bilgiler fizik bilgilerine uygunsa, yani fizik kanunlarına uygunsa, kişi artık kendini kalıcı bir şekilde, yani 3-5 kilo almak, 1 kilo almak anlamına gelmez. Kişi evet, ideal bedenine döndüğünde, zayıfladıktan sonra kendi duygularını tanıyorsa, duygularını duygularla besliyorsa, bilgilerini bilgilerle besliyorsa, bedenin ihtiyacı kadar da besleniyorsa ve hareketli bir yaşam sürmeye başladıysa kişi ve bunu yönetecek zihni de kendi kontrol ediyorsa, ki bu eğitimi tamamlamışız, o zaman kalıcılığı sağlayabiliyoruz. Ama efendim gidiyorsunuz, mesela bizim ekibimizde diyetisyenler var, hekimler var, psikologlar var, sosyologlar var, spor hocaları var, bir nörobilimciler var. Yani bir 6-7 kişilik profesyonel uzmanlarla birlikte bir danışana destek sağlıyoruz. Ve dolayısıyla bu desteğin artı sıra kişi artık kendiyle barışmış, tanışmış ve enerji alım tüketim konularında bilinçlenmiş oluyor. O zaman kalıcı zayıflama söz konusu Mehmet Bey. Teşekkür ederim hocam. Online paketleriniz var. Bu paketlerin içeriğinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Online eğitimlerimde tabii bu daha önceden yapıyordum. Yani 10 sene öncesinde başlamıştım. Bu korona başladı, korona oldu diye online paketlerimiz oluşmadı. Daha önceden başlamıştık biz bu çalışmalara. Tabii korona bizi bunu çok destekledi. Tüm dünyaya hizmet verme şansına ulaştık. Dolayısıyla biz online paketlerimizde öncelikle 3-4 tane kitap gönderiyoruz içinde. Kitapçık gönderiyoruz. Bir de kulaklık dediğimiz 9'a yakın telkin var. Telkin bu düşünce fikrini değiştiriyor. İnanç sistemlerini değiştiriyor. Artı gözlük var. Kişiye özel istediği ideal bedeni seçiyor, beğeniyor ve kişinin ilgi alanlarını yönlendirmek için viral gözlükler gönderiyoruz şeyin içerisinde, paketin içerisinde. Sonradan hazırlık dönemi başlıyor. Hazırlık döneminde 100 günlük bir planlama, ilgi panosu dediğimiz bir pano gidiyor evine. İlgi panosunda kendi ideal beden, olmak istediği ideal bedenin görüntüleri falan oraya montajlanıyor. Kişi artık hazırlık döneminde 4 hafta bir psikologla başlıyor öncelikle. Daha öncesinde tabii 50-60'a yakın bir soru var. Psikolog tarafından bu sorular alınıyor. Bu soruların doğrultusunda
nasıl bir program izleneceğini, yani beslenme takıntılı mı, ruhsal açlık durumundan mı kaynaklanıyor, hamilelikten mi? Neyse, bunu psikolog tanı olarak koyuyor. İnanç sistemine göre de programa başlıyor. Ve 4 haftalık bir hazırlık döneminde iradesi güçlendiriliyor. Odaklanma arttırılıyor, motivasyonu yükseltiliyor ve hedef ve planlaması yapılıyor. 4. haftadan sonra değişim hocalarına devam ediyorlar. 8 haftada öyle sürüyor. Ardı sıra uzun bir vadeli almışsa, 6 aylık bir paket alınmışsa, bu sefer uzmanlara, yani 3 aydan sonra uzmanlara, kişi beslenme programı varsa diyetisyenler, beslenme uzmanlarıyla çalışıyor. Psikolojik problemlerini çözemediyse, psikolojik problemler yüzünden hareketsizlik yüksekse bu sefer psikologlarla çalışıyor. Efendimiz hareket problemleri varsa spor hocalarıyla çalışarak, uzmanlaşarak devam ediyor bu paket. Yani teker teker ilgileniyor musunuz danışanlarla? Ben olmazsam kamp olmuyor zaten. Şöyle söyleyeyim, yani insanlar benden dinlemek istiyorlar deneyimlerimi, çalışmalarımı. Çünkü 20 yıldan beri bu alanda ben aslında nörobilimciyim. Yani nörobilim demek beynin bilgiyi nasıl işliyor, nasıl çalıştırıyor, bilgiyi nasıl teneffüs ediyor. İşte duygular, inançlar vesaire gibi. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Kilo problemi kesinlikle bir hastalık yaklaşımından ziyade davranış alışkanlığı bozukluğudur. Yani kişinin kendine bakış açısı, kendi bilgisi, kendi bedenine olan inancı, dostluğu, arkadaşlığı, ona olan verdiği değer, öncelik sırası gibi kişinin tamamen bir davranış alışkanlığı dengesizliğidir kilolu olma durumu. Ve eğitimle çözülebileceğine inandığım için mesleğim gereği de nörobilim bir eğitim yaklaşımı sunar. Dolayısıyla insanlar kampta beni görmek istiyorlar. Çünkü bu alanda çok programlarım var, uluslararası çalışmalarım var, birçok makalem var, birçok kitaplarım var, yabancı dillere çevrilmiş. Kişiler gelip Türkiye'den gelmiyorlar. Avrupa özellikle çok fazla geliyor Avrupa'dan. Ama Türkçe yapıyoruz tabii şeyleri, kamplarımızı. Ama bu sene sonunda inşallah korona dünyada böyle bir silkilenip çeker giderse inşallah, yabancı dilde, yani Rusça ve Almanca'da kamplarımıza başlayacağız. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ederiz bu güzel bilgileriniz için. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun.